Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iç malzemesiyle sosuyla nefis bir patlıcanlı börek yapacağız. Yapımı çok kolay. İstediğiniz iç malzemeyi kullanarak da yapabilirsiniz bu arada. Bunu da baştan belirteyim. Şimdi hemen iç malzemeyi hazırlayarak yapımına başlıyorum. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar... Ne kadar o? Ne kadar koydum unuttum ya. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim tavaya. Şimdi bir adet yemeklik doğradığım soğanı da ekleyip 2-3 dakika kavuruyorum pembeleşinceye kadar. Bir adet küçük küçük doğradığım kapya biberi ilave ediyorum. Bu arada iç malzemeyi hazırlamaya geçmeden önce patlıcanları alacalı olarak soydum. Küçük küpler halinde doğradım. Şimdi onları tuzlu suda bekletiyorum biraz acısının çıkması için. Birazdan suyunu süzerek içine ilave edeceğim. Şimdi öncelikle bu malzemeleri kavuralım. 2 adet yine küçük doğradığım yeşil biber ekliyorum. Biberler küçük olduğu için 2 tane kullandım. Büyükse 1 tane kullanabilirsiniz. Kapya biberle yeşil biberi 3-4 dakika kadar kavuruyorum şimdi. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum şimdi. Ve bir tane kabuklarını soyup küp doğradığımız domatesi ekleyeceğiz. Ben domates konservemden kullanacağım. Yani yazdan hazırladığım ve hala kullanıp bitiremediğim domates konservesinden kullanacağım. Ondan da 3 yemek kaşığı ekliyorum. Patlıcanları daha önceden doğradım ve suda beklettiğimi söylemiştim. Tuzlu suyunu süzdüm, süzgeci aldım, yıkadım. Şimdi tavaya ilave ediyorum. Biraz karıştırarak kapağını kapatıyorum ve patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşe getiriyorum. Arada karıştırarak pişiriyorum. Bu arada yüksek ateşte yapmayın bunu. Yavaş yavaş pişsin. En son tuzunu ve baharatlarını ilave edeceğiz. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları da aynı şekilde. Tekrar karıştırarak kapağını kapatıyorum ve bir 5 dakika daha aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. İçine sos olarak sadece bir tane maden suyu kullanacağım. Maden suyundan şöyle bir miktar üzerine gezdiriyorum ve fırçayla yayıyorum. Yağ kullanmayacağım çünkü zaten iç malzemesinde de yağ var. O yeterli geliyor. Sadece yumuşatmak için ve biraz çıtırlık kazandırmak için maden suyu kullanmamız yeterli. Maden suyu kullanmak istemiyorum. Biraz yumuşak olsun derseniz süt de kullanabilirsiniz ya da ikisini karıştırarak da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi dört tarafından da katlayacağım. Şu şekilde önce iki tarafından katlıyorum. Daha sonra diğer taraflarını da ortaya doğru katlayarak bir kare formu elde ediyorum. Yani dikdörtgene benzese de olur. Fark etmez bu arada. Kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi benim dizeceğim tepsinin büyüklüğü kadar ben kıvırıyorum. Böyle kıvırdıktan sonra bu kenarlarına da aynı şekilde maden suyundan biraz döküyorum ve fırçayla yayıyorum. Hazırladığım nefis patlıcanlı harçtan şöyle bir tarafına koyuyorum ve rulo halde sarıyorum.
Sardıktan sonra da 4 parçaya bıçakla kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İsterseniz 3'e bölebilirsiniz. Ya da daha küçük kesebilirsiniz. Ve kestikten sonra da yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayacağım. Ben 5 tane yufka kullandım. Yufkalar küçük. Market yufkası kullanacaksanız 4 tane yeterli olur. Dediğim gibi aynı işlemi uyguluyorum bütün yufkalara. Önce maden suyundan dökerek fırçayla yayıyorum. 4 tarafından içe doğru katlıyorum. Ve hazırladığım iç malzemeyi bir tarafına yerleştirerek rulo halde sarıyorum. 4 parçayı keserek tepsiye alıyorum. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakarak ya da görüş ve önerilerinizi belirten herhangi bir cümle, kelime yazarak bana destek olursanız sevinirim. Evet, hepsini tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum. 1 adet yumurta sarısına 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz tereyağı eritip de kullanabilirsiniz. Tereyağının ayrı bir lezzet verdiği tartışılmaz zaten. Şişenin dibinde çok az maden suyu kalmıştı. Onu ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı toz acı kırmızı biber ekliyorum. Tatlı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde, yani bu sosla çok lezzetli oluyor. Patlıcanlı böreğe inanılmaz yakışıyor. Böyle mutlaka deneyin. Şimdi sosu şöyle karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürüyorum. Sosun tamamını üzerlerine sürdüm. Fırında 175 dereceye ayarlayarak iyice ısıtmıştım. Isıttım, fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve yaklaşık 35 dakika kadar altı üstü iyice kızarıp çıtır çıtır oluncaya kadar pişiriyorum. Tabii bu süre değişebilir. Kontrollü olarak pişirin. Benim fırınımda bu kadar sürede pişiyor. Sizin fırınızda daha fazla ya da daha az sürede pişebilir. Evet, dışının çıtırlığını duydunuz. İçi de yumuşacık bir börek. Bir tane sos kullanarak çok pratik bir şekilde hazırladım. İç malzemesi de gerçekten nefis. İstediğiniz iç malzemeyi de kullanabilirsiniz bu arada. Ben bunu patlıcanlı börek sevenler için yaptım. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum mutlaka. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Yani bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Ayrıca videoyu görmesini istediklerinizde de paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.